İlerleyen dakikalarda kalan maçlar üzerinden de tabii konuşuruz ama Emre Belözoğlu'nun açıklamaları için sen ne dersin Savaş? Denizli Spor maçı öncesi hedef 10'da 10'du. Bazen hedefler olmayabiliyor. Volkan'a dikkat çekti ki önünde fikstür var. Bu maçlara baktığın zaman gerçekçi olmak lazım. Ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe. Ben bunu hafta içi yayıp üzerinde de söylemiştim. 8'de 8 de olmaz. 7'de 7 de olmaz. Hatta 9'da 9 da olmaz yani 9 maç varken de. Dolayısıyla orada Emre Belözoğlu takım motive atma adına bu galibiyet. Volkan senin de ifade ettiğin, hocanın da ifade ettiği bazen spor yardımcı hocasının. Ya sonuçta o golü vermiş olsa. Pelkas'ın pozisyonu var. Son dakikada 1-1'ken atılan bir gol olsa 2-1 oluyor. Yani maçın kırılma anlarında Gaziantep'in çok önemli pozisyonları vardı. Hakem bu maçta da konuşuldu. Galatasaray maçında da konuşuldu. Konuşulmaya devam ediyor. Onları artık ne yapsak az kalıyor yani. Dolayısıyla burada bundan sonraki süreçte yine hakemler etkili olacaktır. Sergen Hoca orada bu fikstürde 8'de 8 yapmak zor demiş olsa da medya önünde bunu ama futbolcularına 8'de 8 yapmalıyız tamamen farklı bir şey söylediğinden %100 eminim. Burada bunu söylüyor gerçekçi. Ama bir de arka boyutu var. Biz burada 8'de 8 yaparak niye şampiyon olmayalım? Çünkü biz hafta içinde bunu ben burada Beşiktaş Galatasaray'da 9'da 9 yapamaz dediğim zaman orta cephede biraz biz 9'da 9 yaparız. Hani orada bunu söylüyor. Emre Belözoğlu 10'da 10 dedi. Bir tane kayıp. Şu anda Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu beğendin mi? Şeydeki son maçtakini beğendim. Mesela dün Fenerbahçe bazı maçlar vardır. Kazandığı zaman da kaybettiği zaman da mesela iyi oynadı. Fenerbahçe uzun bir aradan sonra öyle ya da böyle bir keyif veren futbolu vardı. Evet. Emre Belözoğlu maçtan sonraki o son zamanlardaki o klişe lafın dışına çıktı mesela. Dedi ki topu rakibe veren bir takım değiliz. Fenerbahçe topu rakibe vermez. Dedi çok güzel bir cümle. Yani. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan bazı maçlarda verebilirsin ama bu maçta rakip Gaziantep. Son haftaların formda takımı. Topu sürekli ayağında tutan, kontura çıkabilen, pasa alışverişini çok iyi yapan bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe de burada izlerken son haftalardaki, geçen hafta mesela 3 pas yapamayan bir Fenerbahçe'den bahsetmiştik. Çok eleştirmiştim. Emre Belözoğlu hırsını özellikle ilk takıma yansıtamamadığını. Benim tanıdığım Emre Belözoğlu, bizlerin tanıdığı Emre Belözoğlu o futbolculuğundaki hırsını futbolda hiçbir şeyde görmedik. Dün bakıyorsun oynayanlara, Sosa'sı da, Mert Hakan'ı da, Serdar'ı da olağanüstü bir çaba sarf etmişlerdi. Yani artık biz kazanma alışkanlığı getirmeliyiz demeleri gereken bir maçtı. Dün öyle ya da böyle hakem hataları vardı. Yine tekrar açmak gerekmiyor. Ama kazanılmış bir maç var. Bu maç Fenerbahçe'nin bundan sonraki Başakşehir, arkasından Kasımpaşa, Alanyaspor maçları öncesi. Bu 3 puan bence önemli 3 puandı Fenerbahçe adına. Peki şimdi futbolu beğendik dediniz. Peki bu beğenilen futbol nasıl geldi? Emre Belözoğlu'nun tercihlerinden biraz bahsedelim istersen Volkan. Çünkü yine değişen bir 11'den bahsediyoruz. Evet. Ve bu sefer iyi oyunla alınan bir iyi sonuçtan söz ediyoruz. O zaman şunu mu demeliyiz? Fenerbahçe'nin artık özellikle de orta sahası belki de oyun kurgusu 34. hafta itibarıyla mı oturdu diyeceğiz bundan sonrası için? Şimdi öncesi aslında şöyle. Şimdi oynayan oyuncular Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas ve İrfan. Evet. Orta alan oyuncusu olarak tabir ettiğimiz ama iki tanesi kanat oyuncusu gibi çizgiye daha yakın oynadılar. Beşli bir blok. Şimdi bu beşli bloğu neden bu hafta denendi? Neden beşli blok bu maçla birlikte başladı? Neden daha önce denenmedi falan gibi? Ben de yorumlar dinliyorum. Ben de haberler okuyorum ya da köşe yazıları okuyorum. Şunu söyleyeyim bir kere. İrfan Can Kahveci Şubat ayında geldi takıma. Geldiğinde de sakattı. Ve hazır olması Beşiktaş deplasmanını buldu. İlk kez 11'de orada oynadı ve 45. dakikada oyundan alındı fiziksel olarak yeterli görünmediği için. Erol Hoca o zaman görevdeydi. Yavaş yavaş Emre Belözoğlu döneminde de İrfan Can Kahveci 11'e dahil edilmeye çalışıldı. İrfan daha yeni hazır oldu bir kere. Bunu en başta belirtmemiz lazım. Bu bir. Yani bu beşlinin aynı anda sahada olabilmesi için İrfan'ın önce transfer edilmesi sonradan da sağlıklı hale gelmesi lazımdı. Bu bir. İkincisi Emre Belözoğlu hafta hafta dokunuşlar yapıyor. Denizli maçı bence Emre Belözoğlu yönetimindeki en kötü maç. Fenerbahçe'nin oynadığı. Oradan belli başlı değişiklikler yaptı. Malatya maçı ikinci yarısı itibariyle bence gelişen bir futbol. İlk yarı çok kötü ama ikinci yarıda gelişen bir futbol. Özellikle Sosa Mert Hakan'ın oyuna dahil olmasının ardından. Ve devamında da Gaziantep maçı çok daha efektif, çok daha heyecan veren, keyif veren bir futbol. Fenerbahçe'nin topa sahip olduğu, sürekli rakip ceza sahasına girme girişiminde bulunduğu. Bu arada en çok rakip ceza sahasına girdiği maç da bu maçmış Fenerbahçe'nin. Bu da bence önemli bir veri. Şimdi bunu Emre Belözoğlu kanat oyuncularıyla yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi her takım
bir şahlanış döneminde. Şahlanış dönemi değil artık can havli döneminde can havli, diyebilirim. Evet. Alanı çok fazla daraltıyor herkes. İşte Yeni Malatya'sı, Gençler Birliği, Ankara Gücü'sü, Denizli'si herkes bir direnç gösterme peşinde. Ligin başlarında biraz daha o vidalar gevşek oluyor. Ama şu anda vidalar tamamen sıkılmış durumda. O vidaların sıkıldığı oyunda da sürekli kanat oyuncusuyla gidip gidip duvara çarpmak yerine dedi ki ben topu dolaştırayım, rakip benim peşimden koşsun. Bunu kiminle yaparsın? Pelkas'la yaparsın, İrfan'la yaparsın, Sosa'yla yaparsın, Ozan'la ve Mert Hakan. Ozan'la nispeten biraz daha yapamayabilirsin. Tam, o biraz daha dribbling seven oyuncu ama ve Mert Hakan'la yaparsın. Baktığında bu oyuncuların tamamı Fenerbahçe kadrosunda 10 numara pozisyonunda sezon içerisinde görev almış oyuncular. İrfan, Pelkas, Mert Hakan, Ozan da sezon başında 10 numara pozisyonunda oynuyordu ve Sosa. 5 tane 10 numarayla oynadı Fenerbahçe. Bu da doğal olarak Emre Belezoğlu'nun, Savaş Çorlu'nun belirttiği gibi Emre Belezoğlu'nun basın toplantısındaki cümlesine yansıdı. Fenerbahçe topu rakibe vermez. Fenerbahçe topu rakibe vermez ama böyle oyuncularla vermez. Ve esas forvet oyuncularını da bu arada değerlendirmedi. Şimdi kulübede, bu da kulübede Papissi ise Mametiyam, Samatta. 3 tane net santrfor evet. diyebileceğin oyuncu var. Valencia sezon boyunca kanatta kullanılan Meksika Ligi'nde santrfor olarak oynayan ama Türkiye'ye geldiğinden bu yana Fenerbahçe'nin birkaç maç haricinde santrfor düşünmediği bir oyuncu santrfor olarak kullanıldı. Kısacası teknik adam yorumu hep söylüyorum yani aynı oyuncuya çok farklı bir yorum getirebilir her teknik adam. Mesela Sergen Yalçın'ın kayıtlarına getirdiği gibi. Teknik adam yorumu Fenerbahçe açısından böyle oldu. Ve bence bu oyun zannediyorum elbette geliştirilmesi gereken yönleri çok var. Yani onları ayrıca konuşuruz. Fenerbahçe'nin ligin kalanında kullanması gereken oyun bu oyun gibi duruyor. Yani hem topa sahip olacaksın hem de dar alandaki rakibi açma becerisi olan oyuncular işte pas özellikleriyle vesaire açma becerisi olan oyuncular kullanacaksın. Bu Fenerbahçe'yi daha fazla puan kazandırabilecek bir oyun. Şimdi Erol Hoca'nın oyununu da ben şöyle eleştirmiyorum. Maçına göre Fenerbahçe'ye önemli kazançlar sağladı. Mesela bir Alanya Spor maçını hatırlayalım. Alanya Spor maçında Fenerbahçe mesela Erol Hoca'nın taktiğiyle bizzat taktikle yendi Alanya Spor'u. Hatta aynı taktiği Fatih Hoca da Alanya deplasmanında uyguladı evet. hatırla. Yani o taktik de maçına göre uygulanacaktır. Ama buna benzer mesela örnek Başakşehir. Başakşehir şu an şiddetle puana ihtiyacı olan bir takım. Ve Fenerbahçe'yi bekleyecek. Önümüzdeki hafta. Evet. Bekleyecek. Bekleyen takıma karşı böyle oyuncularla oynamak kadar doğal bir şey yok.